Çifte Minar Medrese ve en sonunda Burcu Medresesi'nden sonraki durak noktamız Gök Medrese olacak. Gök Medrese Sivas Cumhuriyet Meydanı'na 1 km uzaklıkta. Eğer araçla gideceksek aracın toplama noktasında misafirlerimize önce bir serbest zaman verdikten sonra oraya toplayabiliriz. Ya da devam etmek istiyorsak yürüme mesafesine dediğim gibi 1 km uzaklıkta olduğu için oradan devam edebiliriz. Gök Medrese'ye gidiş yolu buradan oluyor. Hemen Çifte Minare'nin sağındaki aradan. Buradan sol tarafa dönüyoruz ve yaklaşık 500 metre sonra bir sağ yapıp yine bir 500 metre yol aldıktan sonra Gök Medrese'ye varmış oluyoruz. Oraya doğru bir yol alalım. Sola dönüş demiştim. Sola dönüşe 500 metre yol alacağız. Sonra ışıklardan sağa döneceğiz. Işıklara doğru gelmekteyiz. Işıklardan sağa döneceğiz ve Gök Medrese'yi karşımıza alacağız. Şöyle gösterebilirim. Minareleri gözüküyor. Işıkların hemen solunda Ulu Cami vardı. Ulu Cami'ye Gök Medrese'nin dönüşünde uğranılacak. Daha sonrasında Subaşı Hanı ve Taşan Hanı ile birlikte tur noktalanacaklar. Devam edelim Gök Medrese'ye doğru. Işıklardan sağa demiştik. Işıklardan sağa doğru döndüğümüzde 500 metrelik bir alan mesafe sonrası Gök Medrese'ye varmış olacağız. Gök Medrese'ye doğru yol alırken sağ tarafta Sivas Kalesi'ni görmekteyiz. Sivas Kalesi'nde o döneme ait hiçbir parça, hiçbir iz kalmamıştır. O yüzden tur rotalarında çok ekleneceğini düşünmüyorum ve oldukça zaman kaybedici olacak. Hem gereksiz hem zaman kaybedici olacak. Çünkü hiçbir parça kalmamış ve çıkıldığında hiçbir şey, hiçbir manzara görülmemektedir. Gök Medrese'ye doğru gelmekteyiz. Şu an Gök Medrese'ye inmiş bulunmaktayız. 500 metre sonrası Ulu Cami'den. Diğer adıyla Mavi Medrese olarak geçer Gök Medrese. Herkesin bildiği gibi. Yeni tadilattan çıkmıştır. O yüzden şu an kapalıdır. Ancak yaz aylarında açılması bekleniyor. Ve bundan sonra turizme kazandırılacak Gök Medrese. Gök Medrese'den hemen sonra ise tekrar aynı yoldan Ulu Cami'ye doğru yol alınacak. Aynen gelinen güzergahtan. Ve oradan sonra turu devam edecektir.